şey önemli değil. Selamünaleyküm. Peldüzü'ne gittik. Bugün videoyu çekmek için, kiliseyi çekmek için düzeltiyorum. Kiliseyi görünce ben zaten biraz sinirlendim. Tarihini, marini unuttum. Ahmet hocamın yanına da geldim bu sırada istişare yapalım diye. Ahmet hocam da dedi ki hani burada bir açıklama yapalım, videonun başına koyalım. Ondan sonra ben size kilisenin videosunu yani bundan sonraki videoda kilisenin videosunu izleyeceksiniz. Şu an Ahmet hocam oradaki kilisenin tarihini ne biliyorsa onları bize aktaracak. En azından bu kiliseyi şimdi çektim. Dedim ki ben orada biraz sinirlendim. Ben orada kazmışlar mazmışlar. Ona istinaden bir bilgi alacağız Ahmet hocamdan. Ahmet hocam şimdi oradaki kiliseyi size açıklayacak. Şimdi bu Denizli'deki kilise köy kilisesi ve Bizans çağına ait olduğu zannediliyor ya da Bizans çağına aittir ve köy kilisesidir. Ve bu kilise Fındıklık denilen bir yerde. Bölgeye Fındıklık olarak geçiyor. Bölgeye Fındıklık olarak geçiyor. Ve biz daha önceden bu kilise hakkında bilgi verdik. Dünden bugüne kargısın bu kitapta da kilise hakkında bir yayınımız oldu. Fakat ondan sonra bu kilisenin etrafında ciddi bir şekilde gazılar meydana geldi. Mesela bizim tarihi değerlerimiz burada gazı yapmanın hiçbir mantığı yok. Fakat gazı yapıp altın bulacaklarını ya da değişik şeyler bulacaklarını falan zannediyorlar. Fakat oralar çok tahrip ettiler. Geçmişte çok daha orijinal duruyordu. Ve hala taşları vesaire kesme taşlarıydı. Daha doğrusu boğaz taşlarıyla yapılmış bir kilise. Ve bu kilisenin özelliklerine baktığımızda hala o bölgede yani Bizanslar döneminde bu görevi yapmıştı. Onun dışında burada köy halkı da Köristan falan da diyor. Yani bir de benzeri bir kilisenin kalıntısı o dönemde Pelidözü köyünde. Pelidözü köyünün içinde de bir harabe var. Bir evin bahçesinde harabe var. Daha detaylı bir bilgi de bu kiliseyle ilgili mevcut değil. Biz bu bilgileri de Ahmet Gökoğlu vaktiyle efendim Kastamonu Müzesi Müdürlüğü yapmış. Arkeolog ve sanat tarihçisi kendisi Paflagonya tarihçisi bir eser yazmış ve bu eseri yazmadan önce de Karga'yı da dolaşmış. Karga'daki bu tarih eserleri dolaşmış ve eserini almış. Ondan öğreniyoruz. Tamam yani hocam yeterse sıkıntı yok. Yani. Selamünaleyküm. Bugün neredeyiz? Bugün Pelidözü'ndeki o meşhur kilisenin buraya geldik. Geldik ama hayal kırıklığı içerisindeyim. Keşke buraya geldiğim zaman görebileceğim, bakabileceğim, tarih hissedebileceğim bir şeyler olsaydı. Ama çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel işçilik çıkartmışsınız. Hiçbir şey bırakmamışsınız bize. Gerçekten anlamadığım, anlam veremediğim bir konu bu. Ben burada bir şeyleri görelim, dışarıda gelen birisi olduğu zaman bir şeyleri gösterelim diye uğraştıkça her gittiğim yerde bir hayal kırıklığı. Bu Kargı'da, bu Kargı'nın 58 köyünde tek siz yaşamıyorsunuz. Burada bunun dışında yaşayan bu güzellikleri görmek isteyen insanlar var. Bunlara biraz saygılı olmanızı rica ediyorum. Yani gerçekten anlamıyorum. Bu kazıyorsunuz, harabe etmişler bu güzelim kiliseyi. Yani keşke diyorum. Keşke birisi geldiği zaman gösterebileceğimiz bir şeyimiz olsa. Size şimdi bir göstereceğim öyle. Pek bir şey kalmamış açıkçası. Böyle bir kilisenin girişi var. Girişi midir, ortası mıdır? Tam bu şekilde çekeceğim, göstereceğim. Böyle içeri doğru girdiğimiz zaman bizi 3 oda karşılıyor. Ayakta kalan 3 oda var. Sağ tarafta böyle bir yine eşmişler, kazmışlar. Yani karşı taraf böyle, bu taraf böyle. Ama yani elimizde yarın bir gün birisi baktığı zaman restore edebilecek bir şey var. İyi kötü. Değerlendirirler mi bilmiyorum ama ben yine çekeyim, size göstereyim. Çok güzel bir bölgede. Buradan tam şeyi görüyor. Sinop yolunu görüyor. Seyirli bir yer. Ziyarete açılası bir yer. Ama tabii bir şey diyemiyorum şu an. Buraya kadar geldim. Size daha güzel şeyler göstermek isterdim ama gösterebileceğim tek şey bu. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Kargıcayla kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere.